Şimdi kardeş, oraya bakmak için geç oraya. Oraya göremeyeceksin. Kendine göre bir yer bul. Göresin diye söylüyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bakayım kimler var? Peki. Bugün de farklı bir proje değil. Atıfı farklı bir yerler okuyacağım. Cenab-ı Hak istifade etsin inşallah. Bu kadar fesat işe atacağız 198. Bu kadar fesat şurur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Toparlandık mı? Bak, bu kadar fesat, şurur. Şurur ne demek? Şerler. Sanki dolu yani. İnsana bir taraftan bakarsın, hep taraf, her şey şer. Ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesatçı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır? İnsana bir baktığın zaman böyle acayip kara et yani. Gözükmemiş. Şimdi saniye bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulundu ki bu melekler, meleklerin böyle insan hakkındaki tacı bu. Bu kadar şurur, fesat, şer, kötülük. Yani iğrenç bir hayvan ne özelliği varsa hepsi insanda var. Yani daha acayip. Şeytanda ne varsa onda da var. Bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulundu ki beşerin o şurur ve fesatları onda bedia bırakılan sıra mukabele edemez affol. İnsanda bir sır var. Bir hadisi kutside geçiyordu. Herkesin bir sırrı vardır. Cenab-ı Hak. Benim sırrım insandır. Ben de insanım. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Yani ben de insanın sırrıyım. Böyle bir özelliğe sahip insan. İnsanda konulan bir sır var insanda. Sır. Yani geçen hafta burada mı yapmıştık? 18 bin alem nasıl bu aleme cem olmuş? Ha, yukarıda yapmıştık. Yukarıda yapmıştık. 18 bin alem nasıl insanda cem olmuş? Ona bakarsınız 18 bin alem. İnsanda ne demek ki? Şöyle bir sır var. Allah'a bakan yönü. Onda bırakılan o sırrı mukabele edemez affolur. Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildi. Muhtaç da. İbadetle alakası yok bu işin. Ama kürsülerde nedense böyle deniliyor. Bana ibadet etmesi için yarattım. Tamam da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani sırf bu değil ki. Ay. O bir cephesi. Yani eylemsel şey. Yani ruhsal yapısı bu değil. Sayfayı mı söylüyor? Ha, çevireyim abi. Fareyi alayım mısın? Yok, tamam. Bir şey yapacağım. Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir. Ancak Allah'ın buyubun ilmindeki bir hikmet içindir. Yani İbadet nedir? O sırrı ortaya çıkartıyor. Kendisi. Ve kendisine tabii. Yani mesela şöyle. Aklıyla aklını anlamaya çalışıyor. Hayatıyla hayatını anlamaya çalışıyor. Ruhuyla ruhunu anlamaya çalışıyor. Böyle bir tuhaf mahluk.
Kendine dönmüş yani. Şimdi aşağıya indiriyoruz. Şöyle bakın. Kur'an-ı Kerim şeye, melaikelere قَالَ اِنِّي عَالِمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ cümlesiyle cevap vermiştir. Yani eşya ve ahkam sizin malumatınıza münasır değildir. Yani sizin anlayışınıza bağlı değildir. Yani bu varlığın kuruluşu. قَالَ dedi yani اِنِّي عَالِمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ eşya ve ahkam sizin malumatınıza münasır değildir. Yani 99 tane insan şer yapsa, bir tane hayır çıksa yetiyormuş o sır için. Yani insanın yaratılmasında o yetiyor. Yani senin 99 tane şerin olsa, bir tane imanla taluk eden bir imanın olsa, onu affettiriyor. Adem ilminiz onların vücuda gelmeyeceklerine sebep olamaz. Şimdi bu cümleye bak. Şimdi bak. Cenab-ı Hak meleklere bak ne diyor. Diyor ki, benim beşerin hilkati hakkındaki bir hikmetim vardır. Beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam ferman etmiştir. Yani müsaade ediyor. Yani garip yani. Mesela diyor ki, malum şeytanla konuşmasında bunu anladı, suçunu anladı, bana mühlet ver diyor. Tabii gidişata bakılırsa tövbe edeceği anlaşılıyor şeytan. Adem dedi ki, Adem aleyhisselam, ben nefsime zulmettim. Şeytan, beni sen azdırdın dedi. Ve Allah ceza verecek. Adam diyor ki, ben diyor sen Allah'sın. Şimdiye kadar secde edilmeyecek yer bırakmadım. Yani şöyle bir yanlış bir düşünce var insan Müslümanlarda. Şeytan melek cinsinden bir şeydi. Veya meleğin hocasıydı. Bu taban tabana yanlış bir sözdü. Meleğin hocası olur mu? Çünkü bir kere yanlış. Niye yanlış? Hoca, öğretmen eğitmek içindir, terakki içindir. Melek öğrenecek bir şey yok ki, hocaya ihtiyacı yok ki. İlimde melekleri geçmiş deniyor, doğru mudur abi? Yani şöyle geçmiştir. Mesela sırf müşahede eden melekeler var. Sırf rüküde olan melekeler var. Adam da bir şeyi reddetme donanım olunca kendi ilmi zirve yapıyor. Mesela diyelim ki buna müekke meleke var. Tabii ondan da üstün. Bunun bilgisi kendi bulunduğu konu. Ama bu adam insanı biliyor. Yani hocadır demek ne kadar yanlış. Niye? Melekleri mi eğitiyor? Hani terakki mi ediyor melekler? Yani bizim öğretmenimiz var. ABC'yi öğretiyor. Terakki ediyoruz. Melek de meleklerin de hocasıymış. Ya böyle bir şey olur mu ya? Meleklerin nasıl hocası olur? Melekler terakki mi etmeyecek? Taalümle tekemül etmek için gelmemiş ki melaike. Yani bir şeyi anlatmak için güya zirve, ya ben öyle bir adam falan göstermek için niye öteki ahkamı bozuyorsun ya? Adam vahidi kıyası yapabilecek. Mesela diyelim şöyle. Melek arşı biliyor. Diyelim bir melek o arşı melekel melake var. İnsanları küçük bir işaret icaz okumuş. Bu onu geçiyor. Nasıl geçiyor? İnsandaki ilim zıttıyla var. Zıttıyla olunca meratip çıkıyor. Meleklerde meratip yok. Standarttır. Sabit yani. Kilitlenmiş o. Hedefini kilitlenmiş. İnsan böyle değil. Yani nisbi alemdir. Yani o da esir maddesindendir. Şeytan. Esir maddesindendir. Yapısı bu. Esir. Melek ise nur maddesindendir. Cinler de ateşsiz dumandandır. Ateşli duman işte. O ateşten şeytan. Zaten kendisi diyor, beni ateşten diyor.
Melek ateşten yaratılmamış ki nurda yaratılmış. Nurdan olan bir mahluktur diyor. Ateşten sonra olan bir nur. Ateş ayrı bir şey yani. Yapı sistem bu. Bak diyor sonra herhalde bu üstünlüğü nasip oldu ya. Bu sistemi anlatmak için bir şey deniliyor da meleklerin hocasıydı. Meleklere ne öğretiyordu o zaman? Peki şeytanlık nasıl yaptı? Adem nasıl yaptı? Adem o ağacı ona öğretmedi. Adem Allah'a haşa isyan etmedi, nisyan etti. İsyan etmedi, nisyan, unuttu emri. Bilerek yapsa isyan olur. Bu da ismet sıfatına zıttır. İsyan etmedi, nisyan etti, unuttu. Adem'e bütün isimler öğretilmedi mi? He? Ve aleme, Adem'e esma-i külü. Peki, mudil esması öğretilmedi mi? Mudil şeytanlık yani bu dişe oluşu. Şeytan mudil esmasından yaratılmış. Melek nur esmasından yaratılmış. Burada şeytan melektir. Arkada öyle bir şey yok yani. O da esmadır. Peki Adem'e mudil esması öğretilmişse şeytanlıkta için zaten Adem'de şeytanlık var yani. Onu aktif etti. Ha, yalan ilk defa olmuş yani. Yalanı yani sen unutunca sen dedi hikmet ya, hikmeti tavziftir. Sen bunu yersen beka bulursun dedi. Yani insan bir sürü isimler öğretilmiş. Bütün isimler öğretilmiş. Bir sürü derken şeytanı vücuda çıkaran, bak burayı kaçırmayın. Şeytanı vücuda çıkaran esma Adem'e talim olunmuştu zaten. Şeytanla alakalı olan mudil esması Adem'e es geçmedi. Adem'e öğretilmiş. Bizde şeytanlık da var, meleklik var, hayvanlık var, her cinslik var ya. Yani. Her şey var bizde. Bütün isimler var. Hep ne aklına geliyorsa olmayan da var yani. Melekte olmayan da var. Niye çağıracağım? Zamanda gelsinler. Dersin ortasında derse gelinmez. 8.30 diyelim, 9'da gelir. 8 diyelim, 8.30'da gelir. Gelen merdivende otursun. Şimdi, çünkü ahengi bozuyor. Melek, ayrı bir esma. Adem'e bu talim olmuş. Adem'e bu esma talim olmuşsa zaten fıtratında şeytanlık, şeytanı iktiza eden esma var yani. Başka bir yer şey yapacağım. Hazreti Adem esmalar bir kuvveden bir fiile mi çıkmış oldu? Cennetten buraya geldi. Evet. Adem'de bir kuvveydi hepsi. Çekirdek. Çekirdeken. Mesela bir kuvve demek ağacın çekirdeği. İlk şeytandan başladı talim. Tabii ilk önce oradan başladı. Çünkü madde bir evet. Çünkü ilk önce la ilaheler oluyor. Terkler yapılması lazım. Adem ilk önce terk etmesi gerekiyordu. Doğrudan önce yanlışlar bilinmesi lazım. Terk edilmesi lazım. La ilahe illallah. Hadi gene söyleyeyim. İlerleyin hadi bu tarafa arkadaşlar. Buraya bir gelin. Oradan bir kalkın. Kalkın. Abi gafiller. 8.30'sa 8.30. Ha, dersin bozmayan huzurunu. Bir ara Kırıkan'da ne yapmıştım biliyor musunuz? Şaşıracaksın. 8.30'dan sonra 10 dakika açık bıraktım. 10 dakika sonra kapıyı kapattık. Kimseye almadım. 2 hafta sonra var ya herkes çıta gibi 8.30'da oldu. Gel çabuk. Gel. Öyle sırınlar atıyor. Kalk doldur abi dersin bozmayın. Ya, doldur. Kalksana kardeş. Abone doldur. Çabuk doldur. Oraya gelen artık otur. Doldursun. Hadi canım kardeşim. Eyvallah. O kağıdı getirir misin? Ben sana, sende mi? Bende. Al. Masanda olacak. Bak şimdi. Size. Şey çok ağrıma gidiyor ya. Şeytan meleğin hocasıdır. Ya benim şeyim mi bozuyor ya? Akortum mu bozuyor ya?
Akort ne demek biliyor musun akort? Yani bu sas teli var ya. Ha, gevşemiş. Şimdi zaten yeni bir adamı dinledim böyle. Bunu yapan adam. Şey diyorlar, ne diyorlar ona? Orkestra şefi. Yeni yeni. Maestro. He? Maestro. Maestro mu diyorlar? Biz de orkestra şefi nereden kalmıştı bana? Şimdi çok basit zannediyorsunuz değil mi? Ne acayip bir şeymiş ya. Şimdi 30 tane tel çalsa kimin do'su, re'si az çıktı, teli gevşek tek tek 30 taneyi dinliyormuş, duyuyormuş. Tamam, 30 tane. Şöyle yapınca mesela diyelim ki 2 kişi bile müziği bilse, sazı bilse, önünde notalarda olsa aynı şey çalamazlar ya. Aynı zamanda çalamazlar. Birisi biraz sonra, birisi biraz önce olur. Aynı olmaz. Mesela tak 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 yapacak, ikisi aynı anda vurması, çalması mümkün değil gibi. 2 kişi. 30 tane cihaz nasıl aynı anda vuracak? Hatta sağ taraftaki, ortadaki adamın teli gevşemiş. Diyor ki, senin de diyor, re, do, re mi, orada çıkmıyor diyor. Tek tek bir şey yapıyor. Bak, adam ömrünü vermiş çalmaya, terim sıktırıyor size. Nota önünde var, müziği biliyor ama bu adama ihtiyaç var. Bak diyor, şu burayı durduruyor, tak durduruyor, sen devam et diyor falan. Şimdi seyircilere sormuşlar, müziği nasıl buldunuz? Yönetmen için bu, orkestra şefi diyor, harikaydı diyor. Tamam, halk öyle der. Sazcıya demişler ki, nasıl buldun? Demişler ki, o da demiş ki, yönetici için harikaydı diyor, deadı. Lan ne alakası var? Ne var? İlle bu var, bakın. Çalmayı biliyor, şeyi bağlayacağım size. Çalmayı biliyor, müziği biliyor, nota önünde ama buna ihtiyaç var. Evet, insan fıtratını biliyor, doğru ve yanlışı biliyor. Eline nota bile, kader bile verse birisi mutlaka onu bütünleyecek bir yönetmeni gerekiyor. İşte kainatın orkestra şefi. Sen yanlış alıyorsun, şey yapıyorsun? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kainat bir musiki dairesidir diyor ustadır. Musiki dairesi. Tak 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 yapıyor. Seni bak akortun bozuk bak. Adam o kadar acayip ki klima diyor, sazın telini gevşettiği için akortlar bozuldu diyor. Sen biraz sık diyor. 30 tanenin içine tek tek duyuyor. Çünkü dahi şeklinde adamlar. Yani bakın çalmayı biliyor, şeyi de var. Aynen bunu biz okumayı da biliyoruz, kitapta var ama rehbersiz yok. İlle cemaatin de rehberi olacak. Olmuyor rehbersiz. Ve iki tane sazcı aynı zamanda çalamıyorlar. Onların farklılıkları teke getiriyor. Tek. Tamam mı? Peki. Aa, nereden nereye götürdün be kardeşim ya bizi? Şimdi biz de orkestra şifli yapıyoruz. Bak oradan da akor çıkıyor, oradan şey çıkıyor. Ya nasıl? Şimdi kainatı bir de düşünebiliyor musunuz? Bak böbrek çalışmayı biliyor. Karaciğer biliyor. Dalak biliyor. Beyin biliyor ama birisi lazım. Hepsi aynı anda olması lazım. Bir yönetmen olması lazım. Bu kader dahi olsa, senin eline kader verse bile, o kaderi yöneten birisi olması lazım. Bak önünde nota var. Vur işte. Yok. Onu ne zaman vuracağını birisi diyecek. Rehbersiz olmaz. Onun için zındıklar ilk önce mukaddes kaynaklarımıza hücum ederler. Rehberlerimize. Ondan sonra icraatlarını yaparlar. Efendi 178'i açacağım. İnsanın sırrına bak şimdi. Diyor ki 178 görüyor musunuz arkadaşlar? Teneffüs ettik mi? Şimdi bir akort. Akortumuz iyi mi? Bak sıcaklıktan akortunu bozulursa camı açın. Peki.
Hayatı olmayan bir cisim en büyük bir dağ da olsa tektir, yetimdir. Dağ olsa yetimdir. Hayat yok. Mekanından başka bir şeyle münasebeti yoktur. Bak insana gireceğiz biliyor musun? Bak ısıtmak için bunları okuduk şimdiye kadar. Lakin bal arısı gibi küçük bir cisim hayata mazhar olduğu zaman bütün kainatla münasebettar olur. Ve her şeyle alışveriş yapar. Hatta diyebilir ki kainat benim mülkümdür, benim gerimdir. Kainatın her tarafına gider, havasıyla tasarruf eder, bütün eşyayla kesme muharefe eder. Yani bir dağ olduğu yerdedir. Ama bir arı böyle değildir. Hayat girdiği için her şeyle alakadar. Bak, dağ umrunda değil dünyanın dönmesinde. Nem önemli değil. Güneşin varlığından önemli değil. Üzerindeki varlıklardan haberi yok. Bir arı öyle değil yani arı. Nem alakadar ediyor. Meyveler alakadar ediyor. Güneşin varlığı, dünyanın eğimi, nemi, her şeyi alakadar ediyor. Yani dağ sanki tek başına yetimdir. Koca dağ. Ama bir arı ondan kalitelidir. Hayat girdiği için. Tamam, bunu bir anlamak için. Şimdi bak nereye götürecek bizi. Bak arkadaşlar. Bilhassa yani bir hayat girdiği zaman dağa hayat girmemiş. Büyük dayı olsa yoktur. Hayat şey zannetmeyi ne biliyoruz? Görme, işitme, duyma, yeme, üreme. Bunlar hayatın alametidir diyoruz da. Hayatın kendisi değildir. Hayatın alameti değil ha. Bunlar hayatın sıfatlarıdır. Hayatı bilmiyoruz. Hayat buralı değil. Bak, yeme, içme, üreme, görme, işitme, duyma, dokunma hayatın alametidir. Hayatın sıfatıdır. Hayatı bilmiyoruz. Ama onu kullanıyoruz. Niçin bilmiyoruz? Çünkü buralı değil. Dağda yok, yetim. Tek başına. Arıya giriyor, bütün kainatlarla kadar. Bak şimdi, girdi mi hayat? Bu hayvanı hayat. Bilhassa hayat insaniyet tabakasına çıkan hayat. Mesela bitki hayatı. Çık yukarıya. Hayvanı hayat. Hayvanı hayat. Çık yukarıya. Cinlerin hayatı. Cin ve şeytan. Meleklerin hayatı. En son insan. Merati bir hayat bu. Hayat mertebesi. Bak şimdi ne alacak, bak şimdi seyre. Bak bakalım sen kimsin? Hayat insaniye tabakasına çıkan bir insan hayatı aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Yani tefekkür ediyoruz ya ahireti. Ahireti konuşuyoruz, öteleri konuşuyoruz, Allah'a konuşuyoruz. Peki ne oluyor? Alemi cismanide tasarruf ettiği gibi alemi ruhanide gezer, alemi misale seyahat eder. Kendisi o alemleri ziyaret ettiği gibi o alemlerde onun ruhunun aynesine temessül etmekte iadeyi ziyaret etmiş gibi olurlar. Hani mesela düşünüyoruz ya, tefekkür ediyoruz ya böyle Allah'ı, insanı. O alemler hani şöyle, ben geldim misafir size. Bir daha geldim. Bir daha geldim. Demez misin? Bir de sen gel ya. Hep ben geldim. İnsan bu alemleri tefekkür ede ede o alemlerde sana iadeyi ziyaret ediyor. Geliyorlar. Peki geldiği nasıl anlayacağız? Mesela en düşüğü şu. En düşüğü yani buradaki en düşüğü sizi şu anda ziyaret etmesi. Böyle tatlı bir hava olması. Nesimi bir rüzgar gibi esmesi. İnsan rahat olması. Emin olması. Zevk alması. Kendinden memnun olması. Gibi şeyler. Bu iade-i ziyarete olduğuna delildir. Yani ziyaret ediliyorsun şu anda. Yani Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, kitaplara iman vesaire ahirette işe yaramayacak o. Onlar buradadır. Çünkü meleklere iman zaten hesabını görüyor. Ahirete iman zaten oradasın. İman gaybadır. O iman etmenin faydasını bu dünyada görüyorsun. Nedir o? İman ettiğin şeyden besleniyor insan. İnsan besleniyor, besleniyor. Açar mısınız böyle şey? Camı böyle bir tane de oradan aç. Yani şöyle. Dik. Bu çok önemliydi. Hatta insan
alem Allah'ın fazlıyla benim için halk olunmuştur diyebilir. Size bir hayattan bahsedeyim. Senin hayatın ne biliyor musun? Bu matamda söyleyeceğim. Daha önce demiştim de. Şu ampul var ya ampul. Saniyede 60 defa yanar söner. Gözün görme kabiliyetinden hızlı olduğu için devamlı yanıyor zannediyorsun. Tamam. Var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime, kudretten tamam mı? Böyledir. Sonra elektrik kesince, elektrik sönmüyor. Var olup yok olmalar duruyor. Duruyor. Bu elektrik söndü diyoruz ama öyle. Aynı kanun insanda ve bütün varlıkta böyledir. Bütün varlık. Biz de dahil. Şu anda an ve an, halkın cedidde ait iki tane ayet var. Buna ait de mektubatta niçin her an bir tecdidi imana ihtiyaç var? Bak arkadaşlar, sen şu anda var olup yok oluyorsun, var olup yok oluyorsun, yok olup var oluyorsun, var, var, yok, yok, var. İlimden kudrette, kudretten ilme. Tırır 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 gidiyorsun. Peki gidenler hangisi? Hepsi sensin. Fotokopi yok, hep aslısın. Ölüm demek, var olup yok olursun. Tırırt, durdu. Durmak işte, buna ölüm denmiş. Buralar duruyor, dur yani bunlar gitmiş. Peki kimsin o? O tırırt olan var ya sen, ben. Hepsi müstakildir. Müstakil kendi ruhu vardır, hayatı vardır, hepsi benim. Mesela şöyle diyeyim. Somuncu Baba Bursa Camisi'nden çıkmış birkaç tane kapıdan. Hepsi de kendisidir. Fotokopi yok. 70 küsür kişinin iftarına gitmiş Geylan. Hepsinde ayrı yemek yemiş. Hiçbir iş bir işe karışmamış. Aynı insan değil. Hepsi aynıdır. Hiçbirisi aynı değildir. Buna deli güneş mesela. Bütün otları, bütün ağaçları, bütün gezegenleri, o çeşitleri, bitki çeşitleri, hayvan çeşitleri insan hepsini besliyor mu? Hepsi donmuş güneş. Mesela çiçek donmuş güneştir. Bu da donmuş güneştir. Ağaç da donmuş güneştir. Hepsine tasarruf ediyor mu güneş? Ediyor. Bir iş bir işe bağlı mı? Yok. Aynı anda nihayetsiz iş bir iş gibi. Arkadaşlar, şu anda biz var olup yok oluyoruz. Yok olup var oluyoruz. Var, yok oluyoruz. Yok, var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime. Hepsi sensin. Ölüm demek tak kesildi. Peki ne olacak o? Ahirette hepsi sensin. Her o tırıkların ayrı lezzet yapıyor. Bir tanesi surilerle, bir tanesi baklavalarla, bir tanesi börekler, bir tanesi geçmişte. Bir iş bir işe mani değil. Asıl masum yok. Hep asıl. Fotokopi yok ki. Fotokopi yok. Şöyle. Ne olacaksın? Düşünebiliyor musun sen? En zor iş nedir? En zor iş her yerde olan bir hakikati ki insanı şurada tutmak. Bu şekilde var olan insanı burada bir benim görüyorsunuz tekim sen de teksin. Burada tutmak çok zordur. Çok açık olanı gizleyebilmek zordur. Allah zoru yapmıştır. Açık olanı gizleyebilmiştir. Her yerde olanı bir yerde tutmuştur. Madde olmayan ruhu maddede kodlayabilmiştir. Nasıl yapmışsa. Odun olmayan nur ve dumanı odun olarak göstermiştir. Odun, odun. Yaktığınız zaman odun mudur? Odun olursun yoksa. Odun, içi odun değil yani. Ama odun nasıl yapmış? Dumanla nuru odun nasıl yaptı? Her yerde olan, yaktığın zaman nur, ışık, duman, ısı, ışık, renk, öyle mi? Her yerde olanı bir yerde böyle nasıl tuttun? Bu zor işte. Odun yapmak çok zordur. Evet. Allah her şeyden öncedir, her şeyi yaratandır. O kadar açıktır, o kadar da nasıl gizleyebilmiş? Bu zor iştir. İnsan nihayetsizdir, biliyor musunuz? Nihayetsiz. Ama bir yerde tutmuş. Nasıl tutmuş aklım almıyor. Nasıl burada oturuyoruz, nasıl duruyorum ben anlamıyorum. Yani niçin bir anda her yerde kendim olmuyorum diye ona ben aklım şaşıyor yani. Bunlar nasıl duruyorum diyorum. Ben burayı anlayamıyorum. İnsan istiyor değil mi Allah?
Yani üstündeki zaten öyle yani. Şu anda öyle. Niçin oralar hep ıttılığım yok? Dırr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 
Hepsinin lezzeti ayrı. Hepsinin ayrı konuşmuş. Ne haber, nasılsın? Ne haber, nasılsın? Böyle yapmadı yani. Aynı anda hepsi de kendisi. Hiçbirisi fotokopi değil. İnsanın sırrını görüyor musun? Yaşar abi. Aynı böylesin. Sokakta demiyorsun sen durup diye. Yani böyle bir mahluku burada nasıl tutmuş? İlimden kudrete, kudretten ilme var, yok, yok, var, var, yok. Aynı öyle gözüküyoruz. Ya film, kötü film, pis bir film, hayırlı bir film, iyi bir film. Bilgisayarın arkasında 001, 001 var, yok, yok, var, 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 yok, yok, yok. Arkada öyle bir şey yok ki. Temiz film de yok, iyi film de. He? Ya var ya yok. Ya, ya var ya yok. 01, 001. Yani onu nasıl burada tutmuş? Ona da hayret ediyorum yani. Böyle kabına sığmayan ruhu nasıl buraya sıkıştırmış? Bu zor işte. Cesedi yapmak çok zordur. Nur olan ruha, nur olan bir cesedi giydirmek çok kolaydır. Nur olan ruha, kesif olan cesedi giydirmek çok zordur. Olmayacak bir şey. Cesetli olmak zordur. Onun için adamların cesedi yoktur. Hani ne meleğin var ne de şeytanın. Bir tanesi dedi ki, evet dedi, hayvanların, sığırların, ağaçların, yani sığırların cesedi var. Meleklerin yok yani, üstün mü? Üstünlük iki taneyle olacak. Bir hayat, hayatı kaliteli olacak. Bir de ona uygun ceset olacak. Evet, melaikenin hayatı çok yüksek. Ama cesedi bizden düşük. Nurani. Nurani ceset olmak yüksek değildir ha. Düşük seviyedir nurani olmak. Güneş gibi olmak. Bir yerde, bir anda her yerde olmak, o zaten benim sesimin de özelliğiydi. Benim sesim de oluyor. Önemli olan bu kesif olabilmek, bu zordur. Hayvanların, evet, cismaniyeti var ama hayatiyeti düşük. Meleklerin hayatiyeti yüksek, cismaniyeti yok. İnsan ise cismaniyeti de yüksek, hayatı da yüksek. Yani bu şekilde olmak çok zor. Dırr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 
rallici Mercedes'le şey evet mesela şimdi melekle sığırı kıyas ettik. Şimdi evet sığırın cismaniyeti var ama hayatı basit. Neye benzer? Şöyle bir Mercedes bir araba, lüks böyle veya en hızlı giden bir araba neyse ama benim gibi bir şoför. Adam Hacı Murat bir araba ama içinde rallici bir adam var. Anlıyor musunuz? Yani Hacı Murat araba ama rallici var içinde. Ben de Mercedes ama şu rallici değilim. Aynı buna benziyor yani. Şimdi insana bak. Alemleri gezmiş olur. Alemi cismani de tasarruf ettiği gibi alem ruhani de gezer. Şu anda dırırıklar nerede? Malzemeniz nerede? Malzemeniz var mı? Nerede? Doğru. Gideceğimiz yerde. Ahirette ya. Değil mi? Oraya sevk edilmiyor. Yani attık oraya. Sen o zaman bu tarafta mısın? Attık. Peki geçmişiniz var değil mi? Onda şüphe yok değil mi? Evet. Ama bilmiyoruz nerede. Nerede biliyor musunuz? Geleceğinizin yanında. Aynı yerde. Gelecek neredeyse geçmişiniz de oradadır. Ondan geldik ona gidiyoruz. Bu toptancılık. Şimdi biz yaptığımız ameli ahireti görmeye gitmiyor muyuz? Yaptığımız ameli ahiret, bu oturduğunuz bu derste sıkıntılı oturmayı ahirette görmeyecek misiniz? Göreceksiniz değil mi? Peki o göreceğiniz alem geleceğiniz midir?
E geçmişin ama geleceğe gidiyorsun. Onu görmeye gidiyorsun. Geçmişimizi ileride göreceğiz. Kimse dedemiz öldü mesela, benim dedem öldü, benim geçmişimde ama benim gideceğim yerde şu an. Evet, görüşte. İleride. Geçmiş ama deden, aslında dedeni göreceksin. Benim geleceğimde şu an. Evet. Geçmişim. Gidecek oldun, sen ahirete gitmeyecek misin? O gitmiş ama gittiği geçmiş zannediyordum ama ben onu, ona doğru gidiyorum. Kafam karıştı. Sen geçmiş oluyorsun. Geçmişsin. Onur bak ne yapar? İnsan böyle bir garip ya. Ama bunlardan bir behre yaşayın. Geldi, gitti, aldın, almadın. O bana verdim, vermedim. Arabam var, yatım katım var. Gittim, geldim. Psikolojimi ya, bundan ömür biter mi? Yazık günah değil mi ya? Hiç bunlarla düşünmemiş, hiç bunlarla meşgul olunmamış bir hayat yaşamaya değer mi ya? Geldi, gitti, tamam bina yaptı, ne? Fabrika yaptın, öldün gitti. Bu mu ya? Ya bu bahçeliğime gideyim. Garip değil mi ya? Geldin gittin, bir daire aldın, bir tane daha araba aldın, hadi gittin. ne oldu? Hiç. Hiç bunlar mı yani? Yani edile masrafa değmedi. Sana edile masraf var ya. Nereye biliyor musun bak sana edile masraf? Ona şöyle bir misal şey vereyim. Acayip ya, yok ya. Değmiyor ya. Değse ben vallahi yaparım. Yani bakıyorum yakışmıyor ya. Bak, insan arza nispeten bir zerredir. Yok, bunu sefe almamadık. İnsan, alalım, istersen varsa alma olsun. 101'i alabilecek misin abi? 101. İnsan arza nispeten bir zerredir. Dünyayı düşünün, küreyi. 101, tamam mı? 101. İnsan arza nispeten bir zerredir. Arz da kainata nazaran bir zerredir. Bak deniliyor ki astrofiziğinde değil. 200 milyar galaksi var. Bizim semay dünyada bildiği adamın tahmini. Bu kadar değil. Tahmini 200 milyar galaksi varmış. Her bir galakside bana mı? 200 milyar yıldız varmış. Yıldız dediği güneş de, diyorlar. Güneş. Her bir yıldız yani her bir güneşte de en az 10 tane gezegeni varmış. Ne yapar? 400 trilyon gezegen olur. Bak 200 milyar galaksi var. Her galaksi 200 milyar. Her galakside 200 milyar yıldız var. Yıldız dediğimiz güneş kastediliyormuş. Ve onun en az 10 tane gezegeni var. 10 tane gezegeni var. Şimdi bu incene bak. Yani pay ettik de hesap ettik biz. Bir insana tam 4 trilyon dünya gibi gezegen düşüyor. Şu anda Allah ahireti yapmasa şu birinci sema 7 tane de değil. Semai dünya, dünyanın semasındaki gezegenleri pay etsek 110 milyar insan gelmiş. Şu anda 7,5. 103 milyar toprak altındaymış. Bunu bilim adamlarının söylediği ise 103 milyar toprağın altında 7,5 milyar yaşıyormuş. 110 milyar insana pay edilse bak şimdi bir insana 4 trilyon gezegen düşüyormuş. Allah ahireti vaat ediyor. Vaat etmek değil ki, vaat ettiğini zaten yapmış. Yani hiç ahireti yapmasa ben size mülk vereceğim. Dünya mülkünden 500 katı daha büyük. Zaten var. Arsalar hazır. Dırtlarca lazım. 4 trilyon. O da beşerin ilmine göre 200 milyar galaksi var. Ama her galakside 200 milyar yıldız var. Her yıldız güneş gibi en az 10 tane gezegeni var. Birbirine çarptığın zaman biz hesap ettik. Ayşe'de, İzmir'de bir insana tam 4 trilyon gezegen düşüyor. Allah şunları vereceğim diyor. Zaten vermiş yani. Allah diyor ki ben sizi bir anda her yerde yapacağım cennette. Zaten var. Cansız, ruhsuz, güneş bir anda her yerde. Ya vaat ettiğini, numuneleri var zaten. Niye şüphe ediyorsun ki? Şu. Ya arkadaş ben mutayetim. Şu an sayı ver. Ben site yapacağım. Anlattım. Arkadaş, sen daha önce site yaptın mı?
Yok, ihtimaldir, yapamazsın. Yapamazsın ihtimali var. Bak. Yapabilirsin ama ihtimal bu burada var. Denilir. Arkadaş sen site yaptın, yaptın. Baba bak şu tarafta ben site yaptım. Onu sen mi yaptın? Ha, bunu yapabilir. Bak, yapılmışla yapıldığını gösterdikten sonra yapabilir miyim, yapamaz mı? Yapamazı kaldırılır, ihtimal yapabilirdir. Hiç yapmamış site, bu siteyi yapabilir, yapamaz, yapamaz öndedir. Çünkü nüminesi yok. Allah diyor ki ben size böyle bir alem vereceğim. Yapabilir mi, yapamaz mı? Yapabilir öndedir çünkü 4 trilyon zaten sana kafadan verilmiş şu anda. Kafadan girdi sana 4 trilyon gezegeni var dünya gibi. Dünya gibi 4 trilyon. 4 trilyon yani. O da beşerin hesabına göre. Birinci sema bitmedi daha. 7 sebe sema var. 7 tane var. 7 kat sema. Bu beşerin tespitine göre bu kadar var. Anladın mı? Gene bu alem insanı derdir. Bak, buldum abi. Bak şimdi. Şunu aşağı indir abi. Ver. Şu aşağı aşağı şey yap. Bak şimdi görüyor musun? Şuraya bak. İnsan arza nispeten bir zerredir. Dünyayı bir hayal eder misin? Dünya. Ettin mi abi? Bizim arsa iyi kar etmiş. Bizim arsa iyi kar etmiş. Dünya düşündün mü abi? Tamam. Buna göre kendini kıyas et. Ben böyle dersi seviyorum böyle. Kıyas ettin mi abi? Dünya koy böyle. Turut turut. Ben bir şeyim. Arz da kainata nazaran bir zerredir. Yani ben dünyaya, dünya ise nereye? Kainata nazaran dünyada zerredir. Ve keza insanın bir ferdi nevine nispeten bir zerredir. 110 milyar insanın içinde ben neyim? Zerreyim. Hacca gittinizse biliyorsunuz ne kadar diyorlar? 4 milyon mu? 4-5 milyon insan. Hiçbir, ben orada yokum ki onların içinde. Bak 110 milyar, 103 milyar toprağın altında şu anda. 103 milyar. 7 milyar toprağın üstünde yaşıyor. Buna nispeten bak. İnsan dünyaya göre zerredir. Dünya kainata göre zerredir. Her bir insan nevine göre zerredir. Tamam, zerredir. Nevi de sahip ortakları bulunan enva içinde bir zerre gibidir. İnsanlık 100 milyar. İnsan da 400 bin nev var. Havada 100 bin. Denizin altında 100 bin. Karada hayvanlar 100 bin. Nebatat 100 bin. Ama 100 bin ne? Adedi belli değil. Mesela hamsi bir tane sayıyor. Kaç tane hamsi var ki? Tamam. Mesela karga bir tane sayıyor. Kaç tane karga var? Serçe bir. Yani nev olarak 400 bin. Bu insan nevi de buna göre bir zerredir. Tamam bak şimdi. Ama nereye götürecek şimdi seni bak. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faydeler, hikmet ezeliğe ve ilm-i ilahideki faydeler nispeten bir zerreye, bir zerreden daha aşağıdır. Yani tam da Allah böyle cenneti vaat etti, böyle yerler olacak. Ya kardeşim oralara ben nasıl ulaşacağım? Daha babamdan kalmış yerleri ben köydeki her tarafı bilmiyorum, tarlalara gitmemişim yani. Yani Allah'ın o, hakikaten adam öyle demiş ki, bana dedi ya, dedi ki, farz edelim ki Allah bu kainatı yarattı dedi. Farz edelim yok. Tamam dedi. Peki dedi, bu Allah bu kainat yarattı. Ya bu kadar büyük masrafa değer mi dedi. Bir kere mal senin değil dedi. Adam ne yaparsa yapar. Mal onu. Şimdi bak, sen bu kainat insana yapılmış. Ya ben hiç gitmedim, gezegenler var dedi ya. Nasıl bana göre olacak dedi böyle alemler. İnsanı nasıl anlıyor biliyor musun? Böyle anlıyor. Başka ne olacak dedi. Bir anlattım fiziksel. Madde, antimadde. Paralel evrenler, paralel varlıklar. Paralelleri benim. Her bir insan dedi ki buna böyle ise dedi çok ufak dedi. Tabii olması lazım dedi. Yani 4 trilyon da bir şey değil. Yani Allah vaat etti. Bir anda her yerde vaat ettiği şey zaten yapmış. Yeniden bir şey değil. Mesela Allah diyor ki ben sizi bir anda her yerde yapacağım. Güneş cansız, hayatsız, şuursuz, akılsız bir anda her yerde değil mi?
Bir anda farklı farklı iş yapacaksınız. Ama bir iş bir şemali değil. Eğer güneşin hayatı, ruhu, hissi olsa, canlı olsa şeftali pişirken lezzet alacak. Çiçeği yaparken lezzet alacak. Gezegenleri tuturken lezzet alacak. Sen birisine yardım edince lezzet almıyor musun? Bir hayat verdi. Her şeyden lezzet alacak. Büyütüyor çocukları. Mesela koyunun yavrusunu büyütüyor, zevk alacak. Değil mi? Anne çocuğunu büyütmekten lezzet aldığı gibi. Güneş büyütüyor ya bunları. Bir hayat ver. Bir anda nihayetsiz lezzet bir iş bir işe mal edeyim. Zaten yapmış kardeş. Şu kadar mülk vereceğim. Zaten hazır. 4 trilyon gezegenim var şu anda. Garanti kafada ya. Yani adam bir site yapmış. Bu haftada da yaparım diyor, vaat ediyor. Ha, yapmışsa yapabilir. Hiç site yapmamışsa yapmayabilir, yapamazlar. Ama zaten yapmış. Bak şimdi. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faideler, hikmet eziliği ve ilmi ilahideki faidelere nispeten bir zerreden daha aşağıdır. Binaenaleyh böyle bir alemin insanın istifadesi için yaratılmış olduğu akla girmez. Ya bütün bu alemler benim için, Kur'an için. Ama sen ceset mi zannediyorsun ki? Bak şimdi seyret, sen kimsin? Yaslan bakalım. Mansur nereye gitti? Alo. Burada, zaten buradan söyledim. Tabii dedik. Yani şeydi, böyle düşünmüş ama bataklığa girmiş. Bunları görünce dedi ki bizim sorun, dedi tabii oralara girmiyorum. Bizim sorun, bizim inkarcılıktaki sorunumuz temelde tanımadığımız insan üzerine hayat sergiliyoruz dedi. Cümle onun. Tanımadığımız insanla tanıdığımız zannettiğimiz hayatı yorumluyoruz. Bak, tanımadığımız insanla veya tanıdığımız zannettiğimiz insanla tanıdığımız varlığı sorgulattırıyoruz. Şimdi bak, dedim ki evet, zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Değil mi? İnsan bir ceset. Fakat insanın taşıdığı ruha, odundaki nur, odundaki duman veya buz misalimiz. Bu su, H2O, enerji, esir, madde, hayat, aynı hayat, akılca verir, ruhça verir, nur, Muhammed, esma. Yani hangi yer? Bak. Buz. Buz ama su. Yani bu ceset ama sen nesin? Buz ama susun. Değil mi? Susun ama H2O, iki zıtlar. Hidrojen, oksijen, yanıcı, yakıcı. Ondan sonra enerjisin. Yani hidrojen, oksijen aslında enerjidir. Enerji aslında esirdir. Esir aynı zamanda madde hayattır. Madde hayat aynı hayattır. Aynı hayat akıl cevheridir. Akıl cevheri ruh cevheridir. Ruh cevheri nur Muhammed'idir, esmadır. Aynı yerdeyiz, bir yere gitmedik. Sen de bulsun işte. Bulsun ama susun. Doğru mu? Ha, şimdi zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, ya akılla aklı yata etmeye çalışıyor. Kalbinde beslediği istidatlara nazaran bu alem-i şehadettardır. İnsan istiab edemez. He? Taşıdığı ruha insan bu. Bak, kafasına insanın taşıdığı ruha. Ruh değil yani. Yok. Yani biz neyimizi biliyoruz ki? Biz hayatı bilmiyoruz. Hayatın sıfatlarını biliyoruz, görüyoruz. İşitiyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz, yürüyoruz, acıkıyoruz, çoğalıyoruz. Bunlar hayat değildir. Hayatın kendisi değildir. Hayatın sıfatlarıdır. Bunlar hayatın alametidir diyor usta. Alameti hayat olduğumuzu gösteriyor. Hayat nedir bilmiyoruz. Bak, insanın taşıdığı ruha, aklında beslediği, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidatlara nazaran meyilleri, arzuları, istekleri, derinliği olmayan meyilleri var. Nihayeti olmayan arzuları var. İnsanın. Sırrı ne arzusu olacak ki? Otla su yetiyor ona. Ne ayakkabı derdi var, ne gözlük derdi var adamın. Bana dünyayı verseler yok mu diyorum ya. Ne dünyası ya? Beka istiyorum, evet istiyorum, sonsuzluk istiyorum. Dibi yok ya insanın. Dibi yok. İşte diyor ki insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbine beslediği istidatlara nazaran
bu alemi şehadetdardır, insanı yani istiyap edemez. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o istidatların meylerini tatmin ve temin edecek alemi ahirettir. Ya sen bu cesette sen misin zannediyorsun? Bu ceset düşünün, bu daru. Bu cesede yapışmış ya, cesetteki özellikler dokunma, üreme, duyma, koklama, psikolojik, dünyevi hadiseleri buna yapışık olduğu için ceyran geçmiş buna. Ruh da böyle olmuş. Eğer bu ruhu cesetten ayırma nispetinden bedensel dayatmalardan ruh kurtulur. O zaman psikoloji sorulur, öyle hikaye olur. Başka ayırma nispetinden cesetten ruhu dünya gaye olmaktan çıkar. Çünkü cesetten çıkmışsın artık. Cesedini hükmediyorsun. Yani ruhu buradan ayrışma nispetinde ne kadar, bu kadar mı, bu kadar mı, bu kadar mı? Artık bedenin hayatı, bedensel hayat gaye olmaktan çıkar. Artık o psikoloji şöyle gitti. Her tarafı hükmediyorsun. Arkaya geçtin. Arkaya geçmiş oluyorsun. Allah Allah. İnsan ya ne gariptir ya. Böyle bir mahluk. Ve keza istifade hususunda muzaheme, mumana'a ve tecizi yoktur. Bir küllünün cüziyatın en nispeti gibidir. Nasıl ki bir külli bütün cüziyatında mevcut olduğu halde ne o küllüde tecizi ve inkisam olur. Ne de o cüziyatında muzaheme ve mudafa olur. Mesela şöyle, 100 trilyon hücre var. Her bir hücrede ben varım DNA'sı itibariyle. Bu ceset, yani bu bütün beşer fenninin konuştuğu bir ceset yani. Ustad da diyor ki ceset ruha göre nedir? Binadır. Binayı düşün, sen içinde şu anda senin meyillerin var. İsteklerin var. Arzuların var. Değil mi? İnançların var. Gayelerin var. Binaya benziyor musun bu noktadan? Ha, bina senin cesedindir. Bina senin cesedindir. Sözler varsa bak bir yer göstereyim. Peki oturan şu anda kimdir? Binaya benzemeyen ruhtur. İşte bundan dolayı ruhun cesedine, kalbin hepsine, aklın hepsine hakim olur. Abdül Kadir Gelmez istedi. Evet, hakim olunca cesedi dayatmalar. Mesela bir anda çok yerde iftar yapmış. Yani bu çok zor değil ki ya. Çok acayip bir şey oluyor. Yani şu cesetten ruhu ne kadar arındırırsa o zaman hakim oluyor yani. O mekan ve maddenin şeyleri, dayatmaları sözlerden şey yapıyorum ben sana. Şu üçüncü medar var. Bak üçüncü medar sayfa 519. Bunu okuyorum ondan sonra tamam. Bak şimdi. Diyor ki, akıl ve hikmet ve istikrar ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkat-i mevcudattaki Adem abesiyet. Kainatta israf yoktur. Bunu okuyorum, kesiyorum. Üçüncü bak, akıl ve hikmet ve istikrar, yani araştırma ve kendimize şahit olduğumuz, tanık olduğumuz tecrübenin şehadetiyle sabit olan hilkat-i mevcudatta, yani yaratılışta abes yok. İsraf yok. Saadet ebedi işaret eder bu özellikle. Niçin? Eğer kainatın sonunda, şu varlıktan sonra ahiret yoksa her şey zıttına döner. İlim cehalete, varlık yokluğa hizmet etmiş olur. Ama bakıyoruz ki dünyada hiçbir şeyde israf yok. Abes yok. Dünyanın içindeki hiçbir şeyde israf yok. Abes yok. Peki gübrede bile israf yok, abes yok. Dünyanın sonunda ahiret yoksa komple israfsız ve hikmetle yapılmış şu dünya tamamen israf olmuş olmaz mı? Şu anda 110 milyar insanı yaratmış Allah. Bilim adamını söyledi. 7 milyar dünyada yaşıyor. 110 milyar insanın aklını yapan ilmi muhit. Allah.
akılları diriltmemek üzere toprağa sokup akılsızlık yapar. Ne kadar ilmini şöyle düşünün, fazla hiç yapmayacağım, götürmeyeceğim ileriye. Bir tencere koy getirin, 1, 2, 3, 110 milyarın insanın aklını koy. Tencereye karıştırın. Haşa, Allah'ın ilmi en az 110 milyar insanın akıllarının toplamı kadar akıllıdır. Tamam mı bak? 110 milyar insan var mı? 110, her bir insanın aklını koy tencereye. 110 milyar insanın aklını karıştırın. Tek bir şey yapın. En az Allah'ın ilmi bu kadar. Peki, 110 milyar insanın aklının toplamı olan bir akıl. Bu aklı yapacak, bu kadar masraf edecek, bütün her şeyi emrine verecek, diriltmemek üzere toprağa koyarak bu aklı kül, bu akılsızlığı yapar. Yapmayacağına dediği şudur, sen yapmasın. Sen hiç maaş aldıktan sonra yaptın mı hiç parayı böyle? Ulan nasıl yanıyor böyle? Hiç yaktın mı? Vallahi bu 200 bin liranın nasıl yandığını hiç görmedim ya. Ya pembe kağıt ya. Sen aldığın bir koltuğu, aldığın yeni arabayı. Adam araba bizim köyde rahmetli bir adam vardı. Avram itti böyle. Böyle minibüsü var böyle. Böyle çukura düştüğü zaman iyi. Araba değil sanki kendisine binmiş. Kasisi gelince böyle o da kıvrılıyor. Böyle biraz azı kıvrılıyor, çukura düşüyor da şey. Yani adam şöyle bir araba alsa, her şey değil mi? Ömrünü vermiş, ahirete nazara. Allah'ınla Allah'a isyan ediyor, bir daire alayım diye gece gündüz namaz böyle kılmıyor. Bu araba desen ki, vallahi bu binanın araya uçtuğunu hiç gördün mü? Yok yok. Görmek ister misin? Lan manyak mısın sen? Niye? Yaratılan bir akılla bu akılsızlığı yapmasın da 110 milyarın toplam akıllarının ustası, akıl ustası akılları diriltmemek üzere toprağa katıp akılsızlık yapar mı? Yapmaması lazım. Çünkü ben yapmıyor. İşaret ediyor ahiret. Yani israfın olmaması ahirete işaret ediyor dünya. Fıtrata israf, hilkata vesiyet olmadığına delil, Sani Zülcelal'in her şeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihar etmesidir. Yani israf yok, abes yok. Niye? Her şeye, her şeyi en kısa, en mükemmel, en kestirme, en çok vazife yapacak şekilde takdir edin. Mesela bir şey söyledim şeyde, Manisa. İşte yatıyoruz. Dağda da yatıyoruz. Payşede de yatıyoruz. Ya dedim ya eski de düşünüyordum. Ulan niye kulağımıza böcekler girmiyor? Delik görünce mi giriyorlar da? Delik bir şeyince böcekler, sinekler niye kulağa girmiyor? Bir delik önce giriyor. Meğer acı sularla donatmış Allah ki böcekler girmesin diye kulağın için. Ona dedim Allah Allah. Gözyaşı niye tuzludur diye merak ettim. Meğer göz yağ tabakasıdır. Dışarıda olduğu için bozulmasın diye tuzlarla sarmış. Gene bak tükürük mesela. Hiçbir tadı yoktur. Mesela bir tadı olsa ekşi mesela. Tükürüğümüz ekşi. Veya acı bir tükürük salgılasa yemeklerin tadını bozar. Ama tükürük lazım. Çünkü eşyanın arasındaki çözünürlüğü yapacak. Ve gıdanın lokmanın aşağı gitmesini sağlayacak. Adamın bir tanesi böyle dev fabrikası var demiştim. Ağzında tükürük bile iman etmiyormuş 14 yaşında çocuğun. 14 yaşında kendi çocuğunun ağzında tükürük yok. Pompalıyorlar. Öyle oluyor. Bu sefer konuşamıyor. Gıda da şey yapamaz. Çünkü çiğnediğin zaman kupkuru bisküvit gibi. Onları bir bütün getirecek ki nefesi borusuna kaçmasın. Bir lokma yapacak. Kuru kuru da aşağı doğru yuvarlanmaz. Orayı da ıslatacak böyle. Tamam. Ondan sonra o gıda çiğneyince o sıvıyla içerisindeki kimyayı açacaksın ki lezzet alayım. Bunun da tükürük yapıyor. Asitli bir şey geldiği zaman limon deyince bak herkes de sulandı ağzı. Asitli bir şey gelince nötrleştirmek için hemen tükürük salgılanıyor. Gibi çok hikmetleri var. Ama tükürüğün de hiç tadı yok. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi bir tükürük adam diyor ki oğlumun diyor damağı bir kanser olmuş.
da yani bir tükürük salgılasa hiçbir şey olmasa fabrika. Şimdi sana soruyorum. Tükürük var mı sende? Ha, senin bu tükürükle yine o kadar kıymetli ki fabrikadan kıymetli. Adam fabrika veriyor senin tükürüğüne. Attığın tükürük kadar değerli değil o fabrika. Onun peşine koşulur mu şimdi? Tuuu dediğim var ya, fabrikadan daha değerliymiş. Bu daha elbise, ha şey tabi elbise değil, bina. Ceset Rum binasıdır. Bir tükürük ya, tükürük. Ulan dedim Allah Allah, adama bak ya. Adam oğlunu yeter ki tükürüğü olsa da, yemin ediyorum ki diyor Bursa'da mensucat fabrikasının sahibi, hiçbir şey olmasa. Ulan ne diyor ya? Hakikaten ya. Yani benim tükürük o kadar değil ha. Ulan onun fabrik, yani bir tükürüme denk gelmeyen fabrikaya ömrünü verilir mi ya? Kendi arabanın peşine, şunun peşine ömür ver şimdi. Ulan bir tükürük etmiyor ya. Akıllı ol ya. Madem kainatta insanda israf yok, abesiyet olmaz. Elbette saadet ebedi olacaktır. Çünkü dönmemek üzere Adem her şeyi abes yapar, her şey israf olur. Ahirete soktu. Ahiret şey, dün insan öldü. Bak şimdi. Öldü. Tamam mı arkadaş? Ahiret yok. Ne oldun biliyor musun? Sana ne kadar masraf edildi? Bir gündeki masrafını düşünelim. Güneş senin, güneş sana lazım değil mi? Güneş itibariyle sana edilen masrafı düşün. Dünya 20 derece 27 dakikayı 108 bin kilometrede dönüyor. Nerede derecesi? Göz, kulak, karaciğer, böbrek, dalak. Yani bir de süslensin, hoşlansın diye manzaralarla donatmış. Yani ölü olmasın diye semayı bulutlarla ve kuşlarla tezin etmiş. Bu kadar masraf etmiş. Ne kadar masraf vardır? Bu kadar sana masraf edecek, sonra diriltmemek üzere toprağa sokacak. O zaman niye yarattı ki? Yani bu ilim ve bu olmaz. İlmin içinde bu cehalet olmaz. Zaten yakışmaz yani. Tanrı beni yok edecektin de bu kadar niye masraf ettin? Şöyle diyeyim daha anlaman için, bunu anlamazsın fazla. Sen bir çocuğun olması için ne kadar masraf etmişsin bak. Evlendiğin bu kadar kadının, eşinin, kadın da erkeğin zırzırını, dırtırını, mıttırını, bu kadar sıkıntını. Çocuğun altını temizleyebilmem ne yaptığı şu kadar masraf. Her gün edile masrafa bak. Ha? Şimdi ondan sonra çocuk büyüdü, tam ondan 10-15 olacak, karşıya koydu, tüfekle vurur musun? Niye vurmasın? Bak bakıyor. Baba vurur mu? Öldürür musun çocuğunu? Ne kadar masraf ettin? Allah da senin çocuğunu sevdiğinden fazla seni ve çocuğunu seviyor. Seni de vurmaz. Allah vurmaz seni. O seni asla terk etmez. Terk etmediği delil. Sen onu terk etmedikçe. Allah vefaların sahibidir. Sen onu terk etmedikçe asla seni terk etmez. Sen ondan ümidini kessen bile Allah senden ümidini kesmez. Bir şey söyleyeyim size. Bu kadar dindar oldunuz, bilmem ne oldunuz. Şeytan bile hala sizden ümitli. Şeytan bile ümitli biliyor musunuz sizden? Allah ümitli olmaz mı sizden? Allah çok hoştur ha. Çok tatlı bir şeydir. Ayette öyle diyor değil mi? Eğlence olsun diye yaratmadı. Evet. Yani. Çünkü dönmemek üzere Adem her şeyi abes eder. Her şeyi abes eder. Her şey israf olur. Umum fıtratta el cümle insanda fenni muanifun azanın şehadetiyle sabit olan Adem israf gösteriyor ki. Yani fenlere baktığımız zaman fenlere israf yok. Bu neyi gösteriyor? İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz amal ve efkar muyulat da israf edilmeyecektir. Yani insanda bir organ söyleyin ki manasız olsun. Böyle deyince doktoruma bakıyorum. Doktorum da şöyle yapıyor. Size söyleyeyim. Bir organ olsun ki masraf. O zaman neyin üzerine ilim kurgulamışız ki? İnsanı manasız olsa cisimlerin.
Ya bu evi ya, evi ceset evdir. Yani manasız israf var mı? Peki cesede bu kadar ihtimam niçindir? Ruhu içindir. Mesela bak inşaat demirleri dışarıda. İnşaat demirleri. Ama kuyumcuya bakın. Bir gömme dolap var değil mi? Gömme. İçeride bir alan var. Bir dükkanın şey var kapalı kapıları. Bir de kepek var. Bir de alan koymuş karakolda kendisine. Niçin? Muhakematta geçiyor. Diyor ki bu kadar muhafaza ve tedbir içindeki cevher içindir. Altın içindir. İnsanın cesedine bu kadar ihtimam taşıdığı ruhu içindir. Bu kadar değer bunun içindir. Öyleyse insandaki o esaslı meyli tekemül bir kemale vücudunu gösterir. Çocuğa desen ne olacaksın? Doktor olacağım diyor. Nerede çıktı lan doktorlara bir şey yok falan diyor muyuz? Yani bir insan bir şey hedeflerse o var demektir. Ha, insanın fıtratında esaslı bir meyil var. Evet. Demek var mı öyle bir yer? Olmayan bir yere meyil olmaz. Sen hiç düşündün mü? Sekiz kafalı olsaydım keşke. Yok böyle bir şey yapacağım. Keşke beka olsa. Keşke ölmesem diyorsunuz. Ve o meyli saadet, saadet ebediye namzet olduğunu katı olarak ilan eder. Yani insanda saadete meyil olması o saadet ebediyenin varlığını gösteriyor. Mesela burnunda bir camış yapar mısınız? Cam aç şöyle. Burnunda koku alma özelliği var. Kim yapmış olabilir? Kokuları bilendir, gıdaları bilendir. Şimdi düşünün. Bana gözü yapan renk ve şekilleri ve güneşi bilmiyor. Olur mu? Bana mideyi yapan gıdaları bilmiyor. Bana kulağı yapan sesleri bilmiyor. Bana mail koyan ahireti bilmiyor. Değil mi? Bak 2,5 litre mide. Enva çeşit gıdalar. Dile bu özellikleri koymuş, gıdaları bilmiyor. Göze bu sistemi koymuş, kainattaki varlığı bilmiyor. Kulağı yaratmış, sesi bilmiyor. İnsandaki mail var, ebed arzusu var, sonsuzluk var ama böyle bir yer yok. Olur mu? Aynı onun gibi. Kulak var ses yok. O zaman mantıksız olur. Ses kulağa benzemiyor ki. İnsanın arzusu da ahirete benzemiyor. Tamam bak. Kulak sese benzemiyor. Dil tada benzemiyor. İnsandaki arzu da ahirete benzemiyor. Öyle olmazsa insanın mahiyet hakikesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hılafına olarak israf ve abes olur, kurur, ebeğen gider. Yani eğer ahiret yoksa bütün bu kainatın sistemi seni inşa etmekti. Cesedine bu kadar ihtimam ruhu içindir. Yani senin ruhu takip ediliyor. Yoksa cesedine hani kuyumcu niye bu kadar dikkat etmiş? İçerideki cevher için. Niye inşaat demirleri sokakta? Değersiz olduğu için kana alınmamış. Sokakta. İnsana bu kadar değer verilmiş ruhu içindi. Eğer ahiret olmazsa insanın mahiyet hakikesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hılafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebeye gider. Şu hakikat 10. sözün 11. hakikatında ispat edildiğinden kısa kesiyoruz. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة مع السلامات